Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Kripto paralar için de yarın önemli bir gün, konuşacağız detayları. Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karahan ile. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın açıklanacak. Mayıs ayı için açıklayacak kararını. Beklentiler ne yönde? Beklentiler çok güçlü bir şekilde faizin %50 sabit tutulması yönünde. Çünkü çok dramatik bir değişiklik olmadı enflasyon oranında şu ana kadar. Son enflasyon raporunda Fatih Karahan'ın sunumunu yaptı. Bir enflasyon beklentisinde biraz bir yükseliş oldu. 36'dan 38'e yükseltti ama bunun faiz kararını etkilemesi beklenmiyor. Tabii burada yine verilen mesajlar öne çıkacak. Kelimelerin nasıl kullanıldığı, nasıl güçlü ifadelerin kullanıldığına bakılacak. Bu da piyasalara önemli bir mesaj verecek. Sıkılaşmanın devamı yönünde bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. Daha bir noktada herkesin beklentisi şu, faiz indirimlerine ne zaman gidilecek acaba? Son günlerde çok güçlü TL istemiyoruz tarzı açıklamalar da oluyor ama. Hani o biraz daha dış yüksek de olmasıyla ilgili, hani çok güçlü olmasın TL. Onunla ilgili mesajlar verilir mi sence? Sanmıyorum, çünkü bu dediğim mesajlar genelde ihracatçı tarafından geliyor. Çünkü TL onların gözünde değerli. Evet. Tabii değerli oldukça yurt dışına mal satışı zorlaşıyor. Oradaki talebin nedeni o. Ama Merkez Bankası Başkanı da kesin bir dille şunu söyledi: bizim kur hedefimiz yok. Şimdi Merkez Bankası son dönemde piyasadan alım yapıyor, dolar alımı yapıyor. Yani aslında bunu Bakan Şimşek de söyledi. Evet. Belki alım yapmasaydı 30'un altına düşecekti. Dolayısıyla doların güçlü veya zayıf olmasına dair bir mesaj vereceğini düşünmüyorum. Rezerv gelişimine ilişkin mesajlar olabilir, devamı gelecek şeklinde, ama kura daha önce dediği gibi Fatih Karahan'ın bir kur hedefi bulunmuyor. Kura müdahale de etmiyoruz diyor, belli bir seviyede tutmak için, çok olağan dışı bir şey yaşanmazsa. Dolayısıyla şu anda enflasyona dair ve fiyat gelişmelerine dair görüşleri öne çıkacak. Bu faiz indirime dair mesaj vermek için de daha çok erken, çünkü Mayıs enflasyonunda zirve bekleniyor. 73-75 aralığı. Artık düşüşe geçmeye başlaması lazım ki enflasyonun faiz indirimlerini konuşabilelim. Ama o da belli bir süre alacak. Dolayısıyla şu an için çok büyük bir sürpriz olmazsa %50'de sabit tutacak ve piyasalarda merkez kökenli bir hareket çok fazla olmayacak muhtemelen. Ama borsada biraz ona da bakalım istiyorum. Bu hafta bir hareketlilik oldu. Rekorlar geldi peş peşe. Neler oluyor borsa İstanbul'da? Borsada son zaten bir ayda bir %15'lik BIST 100 endeksinde bir yükseliş var. Zaten olumlu rüzgarlar esiyordu. Türkiye'nin risk birimi düştü. Yabancı payı artmaya başladı, zirvelerden uzakta ama bir kıpırdanma var. Dün 11 bin puan geçildi ilk defa, 11 bin 70 aşıldı hatta. Bu genel olumlu bir hava vardı zaten ama bunun yanında yapı kredi haberi çok etkili oldu. Sabah saatlerinde Reuters'ın bir haberi vardı. First Abu Dhabi Bank'le görüşme yapıyor diye satış için. Koç Holding hisselerinin yapı kredideki hisseleri satışı için görüşmeler son aşamaya gelindi, görüşmelerde dendi haberde. Ama sonra Koç Holding açıklama yaptı, bir görüşme olduğunu teyit etti ama bu bir ön görüşme dedi. Yani son olarak da gibi son aşamada değil. Evet, Reuters'ın haberinde hatta işte o şu kadar para teklif etti, bu kadar istedi. Bugün bir açıklama daha yaptı Koç Holding, bu detaylar da doğru değildir diye. Dolayısıyla çok da dile getirmek istemedim şu anda konuşulan rakamları ama bunun borsada önemli bir etkisi oldu. Çünkü gerek Yapı Kredi gerek Koç Holding piyasa değeri bakımından büyük şirkete, endekslerde ağırlıkları çok yüksek. Evet. Dolayısıyla Yapı Kredi zaten %10 yükseldi. Koç Holding'de 6-7'lik bir yükseliş oldu.
Bu da endeksleri yukarı çıkardı. BIST 100'de de böylece yeni bir rekor geldi. Şimdi bugün 11.000'in biraz altında biz konuşurken şu anda 10.900'lerde. Tekrar aşağı yönlü daha büyük hareket olur mu? Hani o satış gerçekleşmediği durumu düşünce yani o iki hisse özelinde bir satış gelebilir. Olmadı açıklaması resmi olarak gelirse. Ama bu da çok şu an için o kadar olumlu rüzgarlar esiyor ki şu an için o bir piyasada çöküş falan yaratacak seviyede bir açıklama olmaz. Geçici olur. Şu an için Borsa İstanbul'da da olumlu görünüm devam ediyor. Peki kripto paralara bakalım. Yarın önemli bir gün. Bu sefer Ethereum. Evet. Her zaman Bitcoin özelinde konuşuyoruz ama bu sefer Ethereum'da bir haberimiz var. Ne olacak yarın? Evet, yarın bu senle defalarca daha önce Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerini konuşmuştuk, yatırım fonlarını. Şu anda da spot Ethereum ETF'si gündemimiz. Bu yatırım fonları nedir? Yani ETF dediğimiz borsa yatırım fonları. Bu kripto varlıkların bildiğimiz yasal borsalarda alınıp satılabilmesini sağlayan fonlar. Bu da bir sermaye girişi. Bunu Bitcoin'de de çok konuştuk. Yarın VanEck isimli şirketin başvurusu görüşülecek SEC'de, yani Amerika'nın SPK'sında. Şöyle bir gelişme yaşandı, piyasaları etkiledi. Bu onay gelmeyecek herhalde diye bakılıyordu. Olumsuz görülüyordu. İki gün öncesine kadar. Ama iki gün önce SEC şirketlerden, yani fon başvurusu yapan şirketlerden başvurularını güncellemelerini istedi. Burada da şöyle bir şey oldu. Bu reddedecek olsa niye güncelleme istesin? Demek ki onay gelebilir. Daha ciddi değerlendirilecek gibi mi düşünüyorsun? Oraya da varıyor tabii. Daha ciddi değerlendirecek. Hani en azından senin dediğin gibi red gelmez de biraz daha değerlendirelim derler. Ama onay da gelebilir de diye düşünülüyor. Bu yüzden Bitcoin bir anda 71 bin dolara çıktı. Sonra 69'a çekildi. Ama asıl yükseliş Ethereum'da yaşandı tabii. Bir %20'lik bir çıkış yaşandı sadece bir günde. Hala da oralarda, yani geride vermedi kazançlarını bu saat itibariyle. Dolayısıyla yani bütün kripto para piyasasının gözü muhtemelen, bunun tam saati yok. Şu an için, yani şu saatte açıklama gelir diye bir, ama Bitcoin açıklaması bizim saatimize, Türkiye saatiyle gece yarısı civarında gelmişti. Yine o saatlerde kripto para yatırımcısının haber akışını takip etmesinde fayda var. Olumlu olursa sonuç, mesela işte Ethereum'da falan daha hızlı artış bekliyor muyuz? Olumsuz olursa da bir dip Ethereum, görüyor muyuz? Şöyle, Bitcoin 71 bin, yani 73 küsur bin zaten tarih zirvesiydi, yakın zamanda gördü. Ethereum ise halen tarih zirvesine uzakta. Dolayısıyla orada bir daha hızlı yükseliş görebiliriz Ethereum özelinde. Bitcoin'de de bunun tabii olumlu etkisi olabilir. Ama bunu tabii şeyde de gördük. Bitcoin ETF onayında çok hızlı bir yükseliş geldi bir anda. Sonra dengelendi. Dengelendi ve hatta çok hızlı düşüşlere de sahne oldu. Dolayısıyla çok rüzgara da kapılıp hemen evi barkı satıp Ethereum'a yatırayım gibi bir şey de son yapmamak gerekiyor. Son günde bunu yapmak biraz riskli olabiliyor yani. Evet, bir dikkatli olmak gerekiyor bu piyasada. Onay bekleniyor ama her zaman söylediğimiz gibi kripto paraya yatırım yaparken kaybedince üzülmeyeceğiniz bir miktar olmasında fayda var. Peki, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.